heyecan oluyor hocam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi mezarlık ziyaret etmenin, kabir ziyaret etmenin edep ve adaplarını anlatacağız. Mezarlık kabir ziyareti dediğimizde, kabir ziyareti eskiden beri insanların sapmalarına ve tevhid inancına şirk karıştırmalarına sebep olan konulardandır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk devirlerinde kabir ziyaretlerini bütünüyle yasaklamıştı. Sonra Müslümanların tevhidi ve şirki iyi öğrenmeleriyle size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Artık kabirleri ziyaret edin çünkü onlar size ahireti hatırlatır buyurdu. Böylece hem kabir ziyareti serbest edildi hem de ziyaret sebebi açıklanmış oldu. Kabir ziyaretinin hem ziyaret edene hem de kabirde yatan kişinin ruhuna faydaları vardır. Kabir ziyaretinin ziyaret edene olan faydaları ise insana ölümü ve ahireti hatırlatır ve ahireti için ibret almayı sağlar. İnsanı takvaya yöneltir, aşırı dünya hırsını ve haram işlemeyi engeller. Kişiyi iyilik yapmaya yöneltir. Salih kişilerin kabirlerini, özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret, ruhlara ferahlık sağlar ve yüce duyguların oluşmasına yardım eder. Ziyaret, insanın geçmişi, dini kültürü ve tarihi ile bağlarının güçlenmesine yardımcı olur. Kabir ziyaretinin kabirde yatana olan faydaları ise, özellikle anne baba, diğer akraba ve dostlarının kabirleri, ruhları için Allah'a dua ve istiğfar etmek amacıyla ziyaret edilir. Ölüler adına yapılan hayır ve hasenatın sevabının onlara ulaşacağı sahih hadis delili ile sabittir. Ölüler ziyaret edilirken onların ruhları için Allah'a dua edilir. Kur'an okunur, yapılan iyiliklerin sevabı bağışlanır. Kabre ağaç dikmek sevaptır. Dikilen ağaç ve bitkinin ölünün ruhundan azabın hafifletilmesine sebep olacağına dair hadisler vardır. Hristiyanların yaptığı gibi kabre çelenk götürmek mekruhtur. Ölünün dirileri işitmesi, kabir ziyareti sırasında konuşulanları kabirdeki kişinin duyduğu ve verilen selamı aldığı hadislerle sabittir. Mezarlık kabir ziyaretinde okunacak dualar. Mezarlığa girince ayakta Esselamu aleyküm ya ehle daril kavmil muminin inna inşallahu an karibin bikum lahikun denir. Besmele ile 11 İhlas ve 1 Fatiha'dan sonra Allahümme rabbel ecsacil balmiye vel izamil nahiretilletil haceret minet dünya ve hiye bike muminetun edhil aleyha revhan min indike ve selamen minni duası okumalı. Kabrin yanına gelince kabrin kıble ve ayak tarafından başlayıp selam vermeli. Vaktimiz müsaitse ayakta çömelerek veya oturup Bakara suresinin başını ve sonunu Yasin-i Şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas ve Fatiha surelerini okuyup ölüye hediye etmelidir. Mezarlık kabir ziyaretinin adabı ise ziyaretçi mezarlığa varınca yüzünü mezarlığa dönerek Peygamberimizin dediği gibi şöyle selam verir. Ey müminler ve Müslümanlar diyarının ahalisi, sizlere selam olsun. İnşallah biz de sizlere katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim. Kabir ziyareti sırasında mezarda namaz kılınmaz. Kabre karşıda namaz kılmak mekruhtur. Kabirlere mum dikmek ve yakmak caiz değildir. Kabrin üzerine oturmak ve mezarların üstüne basmak, çiğnemek mekruhtur. Kabirde ziyaretle bağdaşmayan edep dışı ve boş söz söylemekten ve mütevazi bir durumda bulunmak gerekir. Kabirler Kabe tavaf edilir gibi dolaşıp tavaf edilmez. Küçük ve büyük abdest bozmaktan sakınmak gerekir. Kabristanın yaş ot ve ağaçlarını kesmek mekruhtur. Kabir yanında kurban kesmek Allah için kesilse bile mekruhtur. Hele ölünün rızasını kazanmak ve yardımını elde etmek için kesilmesi kesinlikle haramdır. Diri veya ölü olsun, salih kimseleri Allah'tan bir şey istemek için aracı kılmaya tevessül denir. Kabirde kişinin başkasına bizzat bir fayda vermeye veya bir zararı gidermeye gücü yetmez. Mesela Hazreti Muhammed Hakkı için onun hürmetine, ya Rabbi onunla sana dua ediyorum, şu isteğimi yerine getir demek duaların kabulüne vesile olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.